Natürmed'i gezmeye devam ediyoruz. Evet, doğayla iç içe bu mekanda adım başı inanılmaz bilgili özlü sözlerle karşılaşıyoruz. Evet, şu anda yine Doktor Yaşar Bey ile beraber yine özlü sözlerin yanındayız. Burada biraz fazla özlü söz var. Gerçekten bunların hepsinden birer ders çıkarırsak çok müthiş olur herhalde. Evet, bizim işimiz zaten kim ki insanlık kendini bildi bileli özlü bir şey söylemiş. Oradan bir ders çıkarmak bizim ana işimiz oldu. O yüzden burada gördüğünüz çok farklı kültürlerden, farklı coğrafyalardan, farklı çağlardan düşünen din adamı, bilim adamı, hayatı tanıyan eski ulular, erenler, bilge kişiler. Bunlardan olabildiğince ders çıkarmak, bu dersi de buraya gelen giden bütün insanlara iletmek bizim temel işlevimiz, temel fonksiyonumuz. O yüzden kim ki bizim konseptimizi yaratan fikre dair bir şey söylemiş, o bizim peşinden gideceğimiz baş tacımız olan kişidir. Burada gördüğünüz en baştaki Ali Ner'in söylediği doğru beslenme ve egzersiz zaten herkesin bildiği ama çoğunlukla çoğumuzun uygulamadığı bir işlev, bir ihtiyaç. İnsan eğer nefsini kontrol edebilirse ve de bedenini hareket ettirebilirse, aldığını sınırlayıp yaktığını da yeteri kadar artırırsa, kilosu da, tansiyonu da, şekeri de, uykusu da, beden ölçüsü de her şeyi dengede olur ve kişi sağlıklı olur. Bu Evet. sözü bir okuyalım mı öncesinde? Peki. Çünkü bu günümüzde o kadar çok kullanılan bir söz ki sürekli bu sözü her zaman söyleriz. Okuyunca siz de hak vereceksiniz. Söz konusu olan doğru beslenmek ve egzersiz yapmak olunca yarın başlayacağım diye bir şey yoktur. Yarın sizi bekleyen hastalık olacaktır. Evet, genelde bir sağlık programına, bir diyete ve sağlığımızla ilgili her şeyi erteliyoruz ve yarın başlayacağız diyoruz. Ve burada sizin açıklamalarınız da haklı çıkartıyor bu sözü. Evet, biz hayatı şöyle yorumluyoruz. Ne hayat şimdiye kadar yaşadığındır, ne de yarından itibaren yaşayacağındır. Hayat tam da şu andır. Bu anı ne kadar doğru algılar ve değerlendirirsen o kadar yaşadığının farkındasın demektir. Burada da aynı şey geçerli. Evet, diyet yapacaksan, bedenini hareket ettireceksen, egzersiz yapacaksan şimdi, hemen şimdi, yarın diye bir şey yok. Evet, şimdi istiyoruz ki bu sözlerin hepsinden yararlanalım. Evet. Diğer sözü okuyalım. Gönül kâbesine girmesin hülya, nefsine hakim ol, düşme bedhuya. Kirleri arıtan baksana suya, hep yüzü yerlerde, vücuda değildir. Hacı Bektaş-ı Veli'nin yine Evet. güzel sözlerinden biri. Evet, Pir Hünkar Hacı Bektaş-ı Veli Anadolu biliyorsunuz. Anadolu erenlerinin, ulularının, Anadolu hümanizmasının, Anadolu'ya ışık tutan birçok düşünürün fikirlerini genellikle sentezlemiş bir aydınlık önderdir. Burada öğütlediği şey, gönlün Kâbesi dediği şey aslında biliyor musunuz doğadır. Çünkü insanoğlu doğanın bir parçasıdır ve kendini görmek istiyorsa, kendini bulmak istiyorsa, kendini tanımak istiyorsa doğaya sığınmak, doğanın bağrında aramak durumundadır her şeyi. Bütün bunları yaparken de nefsine hakim olmayı öğütlüyor. Yani insanlar genellikle kilosunu kontrol ediyorlar. Halbuki teraziye çıkınca yalnız kilosunu değil, nefsini ve arzularını da kontrol etmeyi ihmal etmemeleri gerekir. Çünkü nefsine hakim olamayan kendine de sağlığına da hakim olamaz. Burada örnek verdiği insanı var eden kainatı da bizi de var eden beş temel ögeden, beş elementten biri olan su. Suyu Pir Hacı Bektaş-ı Veli kiri alan su bile o kadar mütevazi ki yerlerde geziyor, kafası havada değil diyor.
Burada iki anlam çıkarmak lazım. Hem yer yani toprak kutsaldır, hem de başı önde olmak, eğik olmak, aşağıda olmak insanı yüceltir. Çünkü öyle bir söz vardır, biliriz. Başaklar olgunlaştıkça eğilirler. Başları eğilirler. O yüzden olgun insan, kibirli insan, başkasına tepeden bakan insan değil, su gibi yüce ve aziz bir kavram bile yerdeyse, senin de başın yerde olsa daha yücelirsin diye öğütlüyor. Sonuna kadar inanıyorum Hacı Bektaş Veli. Evet, biz de sonuna kadar inanıyoruz. Evet. Zamanında Hacı Bektaş Veli çok güzel özlü sözler söylemiş, cevher niteliğinde. Ama gerçekten Doktor Yaşar Bey de şu anda bize cevher niteliğinde nasihatlarda bulunuyor. Umarım bunlardan bir nebze olsun, ders alabiliyoruzdur. Şimdi yine önemli sözlerden birini okuyacağız İvan Liliç'in. Yoğun endüstrileşmiş bir toplumda insanlar herhangi bir şeyi yapmaya değil de almaya koşullandırılmışlardır. Kendi yaratacaklarına değil, satın alabileceklerine değer vermek üzere eğitilmişlerdir. Öğrenmeyi, iyileşmeyi ve kendi yolunu bulmayı değil de öğretilmeyi, götürülmeyi, tedavi edilmeyi ya da yol gösterilmeyi isterler. Buna hemen ben bir söz söylemek istiyorum. Gerçekten hangimizi istemiyoruz? Yani bir yol gösterir. Yolu bildiğimiz halde, bazen yolu bildiğimiz halde gidemiyoruz. Yani birinin bize bir şekilde koçluk yapması gerekiyor sanırım. Yol gösterilmek yine bir nebze kabulleneceğim bir şeydir. Çünkü yolu gösterdiler, yetmiyor. Yürümek lazım o yolu. Ama günümüzdeki insan ne yazık ki onu bile yapmıyor. Yani yolu göstersen bile gel benim yerime yürü diyor. Örneğin sağlıktan bahsediyoruz değil mi? Genellikle hastalar gelir bana şunu derler. Al ben buyum. Bir dosya sunarlar önüme. Daha adını söylemez, hastalığını söylemez. Benim onu dosyanın içinde aramamı söylerler. Salık verirler. Öyle inandırılmışlar. Öyle koşullandırılmışlar. Ya da şunu da bilirsiniz. Gelirler. İşte eti senin, kemiği benim. Al işte bunu iyileştir. Evet. Bu bir bozuk makina ya da araba, tamirciye götürüyorsunuz, veriyorsunuz, bunu tamir et, geri ver diyorsunuz. İnsan öyle bir şey değil ki. İnsan tedavi edilemez. Bunu bilerek söylüyorum bu cümleyi. İnsan kendini tedavi eden insana yardım edilir. Siz kimseyi o istemedikten sonra iyileştiremezsiniz. Çünkü örnek vereyim size. Sizin bağışıklık sisteminiz eğer yeterli değilse, doktor sizi istediği kadar ameliyat etsin. Yaranız kaynamaz. Sizin kendinizi iyileştirme gücünüzün olması lazım. Siz eğer kendinizi iyileştiren, o hep söylediğimiz, bundan sonra da hep söyleyeceğimiz, bedenini hareket ettir ve oradaki eczaneyi devreye sok. Bedenindeki eczaneyi devreye sok. Çünkü o eczane biraz çaba harcarsan hem yan etkisi olmayan ilaçlar sunuyor sana, hem de bedava. Öyle olunca o eczaneye başvurmanın yolu da İvan İliç'in dediği gibi edilgenlik değil, etken bir kişi, sorumluluk duyan, kendisi bir takım iyileşme çabasını gösteren, ama tabii ki doktordan da destek isteyen, katkı isteyen, yol göstermesini isteyen kişidir. Evet. Özlü sözlerimizle devam ediyoruz. Bu arada Naturmet sakinleri de burada. Gayet güler yüzlü bir şekilde, herhalde memnunsunuz halinizden. Herhalde. Evet. O çok çok güler. Bizim en maskotumuz. En çok gülen sağlık dostumuzu. Bundan sonra bunu hep burada tutacağız ki insanlara gülmeyi öğretsin. Çünkü en büyük tedavi gülme tedavisidir. Evet, şu anda Euro'da izleyicilerine de herhalde gülmek için uğradı kendisi. Bir gülüşünü aldık kendisini. Çok teşekkür ediyoruz size. Sağlıklı günler diliyoruz. Teşekkür ederiz. Evet, kaldığımız yerden devam edelim yine. Galen'in yine güzel bir sözünü okuyacağız size. İnsanoğlu var olduğundan beri bir doktor görülmemiştir ki birini iyileştirsin. İyileşen kişinin kendisidir. Kişi şanslıysa ve iyi bir doktora denk gelmişse eğer, o doktor kişideki iyileşmeyi başlatabilir ancak.
İşte Galen'in, affedersiniz, Galen'in şimdi okuduğunuz bu sözünü aslında biraz evvel İvan İliç'i yorumlarken söyledi. Ben de zaten o yüzden üzerine bir yorum yapmadım yani. Bütün yani, yorumlar yapılmıştı. Gördüğünüz gibi bunların her biri, ister Galen olsun, ister İliç, ister Hacı Bektaş, ister Mevlana, ister Yunus Emre, isterse İbn Sina. Kim olursa olsun bu yeryüzünde eğer insana inanıyorsa, insanın doğanın bir parçası olduğuna inanıyorsa, insanla doğa birbirini bütünleyen iki önemli ögedir diyebiliyorsa, o zaman bu bizim söylediklerimiz zaten onlar tarafından çoktan biliniyor demektir. O bakımdan kimse evet doktor aramasın, herkesin doktoru kendi içindedir. O içindeki doktorun işlevlerini nasıl daha maksimum düzeyde ondan yararlanabiliriz, onu öğrenmeyi, işte bu öğrenme işini belki doktorlardan bundan böyle daha çok öğrenmeye ihtiyacı duyacak insanlar. Çünkü artık insanların ömrü uzadı ama herkes hasta. Kronik hastalıklar o kadar çok arttı ki insanoğlu tarihinin hiçbir döneminde bu kadar çok hasta olmamıştı. Bu kadar çok sayıda hasta yoktu. Ömrün uzaması yetmiyor. Kaliteli bir yaşam gerekiyor. O kaliteli yaşam içinde hastalıklarla uğraşan doktorlara değil, sağlıkla uğraşan doktorlara ihtiyaç var. Evet, yine bu çok güzel özlü sözlerin açıklamalarını dinledik Doktor Yaşar Bey'den efendim. Evet, Naturmed'in bize sunduğu şifalı öğretiler bitmiyor, devam edecek. O yüzden alternatif sağlıkta kalın.